hastalığının akıbeti ne olacak? Öldürmeyi düşünmedim değil. Ama sonra vazgeçtim. Efe'lere danıştım tabii. Bir oylama falan yaptık. Küçük bir oranla 3-2 kefeni yırttı. Siz daha hastalığından sonra 4 Efe kalmadınız mı? Bir hatun kişi katıldı meclise. Ayşe bacı. Efeler Meclisi'nde bir kadın. Hı? Takdire şayan. Değil mi? İşte ben de böyle böyle oylamalar vesaire Büyük Millet Meclisi'ne hazırlık yapıyorum. Sen bana İzmir valisi olursun demiştin. Vali olabiliyorsam vekil de olurum elbet. Ben sana belki dedim Tevfik. Belki İzmir'e vali bile olursun dedim. Nihayetinde seni ben tayin etmeyeceğim. Sen bana Mustafa Kemal'in beni affetmesi konusunda ricacı olurum demiştin. Doğru. O vakit geldi Cevdet. Mustafa Kemal'in beni affettiğini duyalım artık. Sen Efe'lerini toparla, Ankara'ya git. Sadakatini bildir. Elbet bir hac. Kusura bakma kardeşim. O sıralamayı değiştireceğiz. Paşa önce beni affettiğini söyleyecek. Sonra bunu yazılı olarak bir kağıtta beyan edecek. Sonra da altına bizzat imza atacak. Biz, Efeler ve yiğitler ondan sonra katılacağız düzenli orduya. Öyle anlaşmamıştık değil. Aksini de konuşmadık. Ben üzerime düşeni yaptım Cevdet. Dağıstanlı şu an çiftliğinde hapis durumda. Efeler, yiğitler hepsi arkamda. Hepsinin itimatını kazandım. Sıra sende kardeşim. Tedavim bitip de Britanya'dan İzmir'e döndükten sonra Mustafa Kemal Paşa bana Dağıstanlı'yı ve diğer bütün efeleri düzenli orduya katılmak üzere ikna etme vazifesi vermişti. Bilgin var. Ben de bu vazifeyi uzunca bir müddet ifa ettim. Lakin sizin de malumunuz olduğu üzere Dağıstanlı'nın kibri onu kör edince... Vazife zora düştü. Kesinlikle. Ben de bu sebeple sizinle istişare etmeden bir karar aldım. Ve Yanık Efe'nin Dağıstanlı'nın yerine geçmesini sağladım. Yanık'ın Dağıstanlı'nın yerine geçmesi senin planın mı? Evet efendim. Nihayetinde asıl maksadımızın düzenli orduyu kurmak oldu. Ve bu uğurda isimlerin ve şahsiyetlerin önemsiz olduğu düşüncesini. Tabii böyle davranınca paşanın emrinden de bir miktar çıkmış oldum. Yunan ordusunun kalbinde, en yakınlarınızın gözünde vatan haini olma pahasına çok zor bir görev ifa ediyorsunuz Miralay. Bu görev esnasında lüzum olduğu takdirde kendi kararlarınızı almak en tabii hakkınız. Sağ olun efendim. Nihayetinde size mahcup olmuş değilim. Efeler düzenli orduya girmeye hazırlar. Lakin içlerinden biri, Yanık Efe, Ankara'dan bir af kağıdı talep ediyor. Efeler İstanbul'un nazarında eşkıya, bizim nazarımızda kahramandır. Lakin efendim, burada vaziyet biraz farklı. Kendisi ne sizin ne de başkalarının bildiği Yanık Efe'dir. Eğer müsaadeniz olursa, bizzat gelip izah etsin vaziyeti. Hürmetlerimi sunarım. Sizin karşınıza çıkabilmek benim için mutluluk. Ben Yanık Efe. Namı diğer Milliva Tevfik. Tevfik. Böyle adeta resmi bir toplantıda karşılaşmasaydık,
yahut Miralay yanımda olmasaydı... ...sana neler yapardım inan bilmiyorum. Ama vakit kin tutma vakti değil. Anadolu tüm kuvvetiyle hürriyet ve istiklal için mücadele ediyor. Sen de madem nedamet getirdin... ...vatan uğruna dağlarda çarpıştın... ...madem efelerin düzenli orduya katılmasına kılavuzluk ettin... ...affedilmen mümkündür. Allah razı olsun paşam. Lakin... ...ortada Mustafa Kemal'e karşı bir suikast teşebbüsü var. Atıl kalmış bir teşebbüs paşam. O bomba Mustafa Kemal Paşa'nın odasına değil... ...benim sırtımda patladı Allah'tan. Miralay sayesinde. Öyle değil mi? Öyle. Hal böyleyken... ...senin affınla ilgili kararı vermek benim selahiyetimde değil. Seninle ilgili kararı... ...ancak ve ancak... ...Mustafa Kemal verebilir. Sen efelerinle birlikte Ankara'ya gel. Düzenli orduya katıldığınızı ifade edin. Affını Ankara'dan talep et. Bizzat Mustafa Kemal Paşa'dan. Haliyle. Bilemedim ki doğru olur mu? Başka yolu yok. Affeder mi dersiniz? Mustafa Kemal bu savaşta kimlerin ne saflar değiştirdiğini görmüş bir kumandandır. Hayriyeten sadrazam damat Ferit suikastine dahi cevaz vermeyen bir devlet adamıdır. Ümit edin, sizin vaziyetinize de aynı şekilde yaklaşsın. Çıkabilirsiniz. Sağ olun paşam. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Allah sizi başımızdan eksik etmesin paşam. Şşt, Tevfik. Sakin ol. Af kağıdını alamadım. Sakin ol. Sabredeceksin. Mustafa Kemal'le görüşeceksin. Bak İsmet Bey'in söylediğini duydun. Damat Ferit'in öldürülmesine dayı müsaade etmedi. Ben damat Ferit'te bir miyim Cevdet? Ankara'ya gittiğimde ne olduğunu anlamadan yağlı urganı geçirirler boynuma. Sen efelerle karşısına çık. Geçmişe bir sünger çekilir kardeşim. Ya da İzmir'de mahalle koltuğunda oturacağıma Ankara'da bir Selvi'nin gölgesine gömülürüm. İsmet Bey, evet demedi yani af kağıdına, ha? Hayır da demedi. Ankara ile istişare edip Bilal'e haber verecekler bize. Peki ümit var mı Yanık? Siz merak buyurmayın efeler. Biz artık kararı bekleyeceğiz. Haydi, çiftlik bizi bekler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.